Ukrayna'da Türk rüzgarı esti. Briş Holding, Ukrayna'da 55 milyon avro ile hayata geçirdiği 32,4 megawatt kapasiteli Ovit Rüzgar Enerjisi Santrali'ni devreye aldı ve ülkenin ilk Türk enerji yatırımcısı oldu. Odessa, Ovidiopol bölgesinde kurulan santralin açılışı, Türkiye ve Ukrayna'nın kamu ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı bir törenle gerçekleştirildi. Törene Türkiye, Kiev Büyükelçisi Yağmur Güldere de katıldı. Her biri 3,6 megawatt kapasiteli 9 türbinden oluşan Ovit RES, Ukrayna'daki ilk Türk enerji yatırımı olarak kayıtlara geçti. Yılda 118 milyon kilowatt saat elektrik üretecek santral, yaklaşık 32 bin hanenin elektriğini karşılayacak. Santralde üretilen elektrik 10 yıl boyunca kilowatt saat başına 10 avro sent alım garantisi üzerinden Ukrayna Devlet Elektrik Şirketi'ne satılacak. Alım garantisi süresinin bitmesinin ardından santral ürettiği elektriği piyasa şartlarına satmaya devam edecek. Şirket inşa edeceği rüzgar enerji santralleriyle Ukrayna'daki kurulu gücünü 220 megawatt seviyesine çıkarmayı planlıyor. Rüzgar enerjisindeki 770 megawatt kurulu güce sahip Ukrayna'da kapasitenin yıl sonuna kadar 1000 megawatta yükselmesi bekleniyor. Briş Holding Genel Müdür Yardımcısı Cem Özkök konuyla ilgili yaptığı açıklamada Ukrayna'da yenilenebilir enerji alanında yeni yatırım planları olduğunu dile getirdi. Şu anda Karpatlar bölgesinde inşa etmeyi planladıkları 120 megawattlık bir rüzgar enerji santrali olduğunu belirten Özkök, bu kapasitenin ilk etabı olan 40 megawatt için 20 Eylül itibariyle inşaat izni aldık. Bu yıl sonrasında alım garantisi mekanizması sona ereceği için inşaat izni almak çok önemli. Çünkü inşaat izni alındığında alım garantisi kapsamına girebiliyorsunuz. Bu kapsamda 40 megawattlık kısmı gelecek seneye devreye alacağız. Yıl sonuna kadar kalan 80 megawattlık kısmında inşaat izni almayı planlıyoruz. Böylece Ovit RES ve 120 megawattlık santralimiz için toplam yatırım hacmimiz 180 milyon avroyu bulacak. Ayrıca 70 megawattlık bir rüzgar santrali için de izin başvurularımızı tamamladık. Bu santral alım garantisi süresine yetişirse yapacağız. Yetişmezsek de bu kapasite ihaleye açıldığı zaman ihaleye girip almayı planlıyoruz ifadelerini kullandı.